Herkese hayırlı günler. Bugün küçük civcivleri dışarı çıkarmıştık. Bu şekilde buraya getirdik. Bunların içinde ayağında sıkıntılı olan hayvanlar da var. Şimdi açıp onları göstereceğim. Playmutları da dışarıda bıraktık. Öyle olunca şimdi içeri girmek istiyorlar. Şimdi ben bunları açacağım. Ondan sonra diğer hayvanları da alacağım. Hava biraz karardı. Öğlen 2 gibi. Annemler bırakmışlar, buraya getirmişler. Ama bunların içinden ayağında sıkıntı olanları ve yine darp bırakmalarının içinden hani çok şey olmayanları götüreceğim. Yeni bir kutu daha koyduk, arkada da bir kutu var. Alanı biraz daralttık ama ayrıyeten kutu koymak zorunda kaldık. Çünkü rahat vermiyorlar açıkçası. Beraber kalmakta sıkıntı yaşıyorlar diğerleriyle. Devamlı vuruyorlar. Şimdi şöyle bir tanesini göstereceğim. Hayvanda böyle bir problem var. Ayakta durmakta zorlanıyor. Normalde yani gitmek istediği yere gidebiliyor ediyor ama ayağında bir kas problemi var artık. Neyse bir problem var. Diğerleri de buna benzer problemler yaşıyorlar. Böyle bu şekilde sıkıntılı olan 4 tane. Bunları ben hep dışarı alacağım şimdi. Bunlar da darp bırakmalar. Bir diğer sıkıntılı olan hayvan da bu. Bunun ayağını bantlamıştım arkadaşlar ama düzgün bantlayamadım tek olduğum için. Normalde bu düzelirdi. Ama düzelmedi. Bir de biraz geç kaldım. Parmağında yamukluk var o yüzden. Bu da bir sıkıntı. Bu da yine problemli olanlardan birisi. Diğerlerine nazaran daha iyi galiba. Darp bırakmanın da biraz fazla eziliyor galiba bu da. Diğerlerinin içinde. Yani işte bunun sebebi neydi ne değildi bilmiyorum. Bunlar maalesef 2 haftadan sonra bu şekle geldi. Yani ilk haftaların videolarında, ilk 2 haftanın videolarında gayet hepsi çok sağlıklı. Ama ondan sonra bu şekle geldiler. Bilmiyorum ne kadar yaşarlar, ne olur bilmiyorum ama hani hayvanları da atmıyoruz. Zamanla belki düzelir umuduyla. Ya da düzelmese de artık 6 ay falan bakıp ondan sonra kesilecek şekle geldiğinde keseceğiz. Artık bu da yine darp bırakma. Bunlar sağlıklı şükür. Maşallah bu da iyi büyüdü. Şu şekilde buradan hepsini çıkaracağım. Bayağı bir karardı ortalıkta. Ondan sonra da bunların düzgünlerini bırakacağım. Sıkıntılı olmayanları. Sıkıntılı olanları da götüreceğim inşallah. Yine makinenin içinde. Derece olarak sadece biraz düşük derecelerde indirdim artık. Daha düşük derecelerde tutuyorum. Bu mesela burada kalanlardan. Bu da gayet iyi. Şükür. Şu darp bırakmanın da küçüğünde de bir sanki şeylik başlamış, bir sıkıntı var gibi. Devamlı bağırıyor. Bunu da yine makinenin içine bırakacağım muhtemelen. Hatta büyük ihtimalle darp bırakmaların hepsini bu ayağında sıkıntılı olanlarla beraber bırakacağım. Diğerlerini de burada bırakacağım. Playmutlarla. Şimdi bunları dışarı çıkarıp videoya devam edeceğim. Şu şekilde bunda bir problem var. Yine aynı şekilde bir diğeri burada. Ayağında sıkıntı olan hayvanın. Yine bu şu şekilde 3. Ve orada. Bir tanesi de orada arka tarafta. Hani gidiyor ama onda da biraz problem var. Şu
şuna ne oldu bilmiyorum. Bu böyle değildi. Bir sanki şeylik başlamış. Bunda da bir problem başlamış gibi. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama. Bu böyle değildi maalesef. Bilmiyorum yani ne olacak bu şekilde bunlar ama şu an bakmaya devam ediyorum. Bunlara ayrı bakıyorum. İnşallah küçük de olsa bunlar ayrıca bir yer yapmam gerekecek o ayağında sıkıntı olanlara. Diğerlerini artık playmutlarla alıştılar. Alışmaya da devam edecekler mecbur. Hani koyacak çok fazla yer yok. Alışmak zorunda açıkçası. Ama bu diğer ayağında sıkıntılı olanlar için, çünkü bunları dışarı alacağız artık. Daha fazla çok da makinenin içinde durmayacak. Bunları dışarı alacağız ama ayrı bir yerleri olacak muhtemelen. Çok fazla olmasa da küçük bir yerleri olacak. Ayaklarına kantron yağı vesaire hep sürdük yani. Bir sürü şey denedik ama problem her neyse düzelmedi. Vitamin veriyorum ediyorum. Olmuyor hala olmuyor. Sebebini de açıkçası bilmiyorum. Bu hayvanlarda da durum bu şekilde. Uzun süredir göstermemiştim. Bayağı bir büyüdüler. Bunlar inşallah şimdi makinenin içine götüreceğim. Çünkü akşam oldu üşümeye de başladılar. Yemlerini, sularını ayarlayacağım. Orada da bir göstermeye çalışacağım inşallah. Oradaki yerlerinde de. Ondan sonra videoyu bitireceğim artık. Hayvanları buraya aldım. Yaklaşık 25 derece. 20-25 arasında tutuyorum. Bunları burada. Akşam 7 gibi ışıkları sönüyor. Daha sonradan sabah 6'da yanlış hatırlamıyorsam öyle yapmıştım. Tekrardan yanıyor. Hayvanların yemesinde içmesinde bir problem yok. Hani o anlamda iyiler. Ama maalesef yürüme noktasında problemleri var. Ya bu dark bırakma da böyle değildi. Yani bugün fark ettim. Şu an gördüm yani. Bu normalde iyiydi. Bunda da bir problem var. Diğer darkları buraya koymadım. Artık yani buradan mı oldu? Talaş mı yediler? Talaş mı yaptı? Yani ne yaptı bilmiyorum. Ama bu hayvanlar çok iyiyken bir anda bu hale geldi. Öyle olunca dark bırakmaların diğerlerini de buraya almak istemiyorum. Artık dışarıya alışsınlar, dışarıda yaşasınlar istiyorum. Çünkü yani bu sanki bir salgınmış gibi oldu. Anlamadım yani. Ayakları. Problem oldu sonradan hepsi. Bu hayvanların da durumu maalesef bu şekilde. Dediğim gibi büyümeye devam ediyorlar. Ama ne olacak sonunda bilmiyorum. Nereye kadar devam ederler onu da bilmiyorum. Ama ben beslemeye devam ediyorum. Son durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.